Ben Türek Uludağ. Bugün size kahvaltı pastası yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Önce böyle kreplerimizi yapacağız. Kreplerin böyle arasına böyle çikolata, muz, yaban mersiniyle böyle renklendireceğiz. Üzerine de çok güzel bir pastacı kreması yapacağız. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Hemen malzemelerimi sayalım. Sütümüz var, unumuz var, çikolatamız var, sürülebilir çikolata, yumurtamız var, toz Antep fıstığımız var, böyle bütün Antep fıstığımız var, Hindistan cevizimiz var, tereyağımız var, toz vanilyamız var, şekerimiz var ve birazcık da muzumuz var. Önce pastacı kreması yaparak işlemlere başlayalım. Şimdi sütümüzü hemen orta derinlikte bir tencereye yerleştirdik. Sütün yerleştirdikten sonra ocağın altını yakıyorum. Burada toz vanilya ekliyorum. Burada toz vanilya eklemek yerine isterseniz vanilya özütü ya da vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz. Toz vanilyayı ekledim. Şöyle güzelce bir karıştırdım. Ve sütün hafif hafif ısınmasını bekleyeceğim. Süt böyle tam kaynatmayacağım. Kenarlarından birazcık böyle ısındığını anladıktan sonra tam da istemiş olduğum kıvama gelmiş olacak. Bu arada biz boş durmayalım. Pastacı kremamızın diğer işlemlerini hemen yapalım. Şöyle yumurtalarımızı bir kenara ayıralım. Beyazıyla sarısını ayıracağız. Sadece burada sarısını kullanacağız. Hemen beyazıyla sarısını ayırdık. Sadece beyaz olan, pardon, sadece sarı olan kısımlarını kullanacağız. Sarı olan kısmını kullanırken içerisine birazcık şeker ekleyeceğiz. Şekerle birlikte yumurtanın sarısını iyice çırpacağız ve içerisine bir miktar da un ekleyeceğiz. Unu ekledikten sonra var olan sütümüzü, ısıttığımız sütü hepsini birden karıştıracağız. Hemen yumurtalarımızı sarısıyla beyazını iyice ayırıyoruz. Son yumurtamızın da yine sarısıyla beyazını ayırdık. Evet, beyazları bir kenara alalım. Hemen sarıları iyice çırpıyoruz. Şimdi bunun içerisine şeker ekleyeceğiz. Şekerle birlikte çırpmaya devam edeceğiz. Bu kadar şekerli şu an için yeterli. İyice şekerle birlikte çırpacağız. Yumurtanın rengi eriyecek, değişecek, şeker eriyecek. Farklı bir kıvam oluşmasını burada hayal ediyoruz. Burada isterseniz mutfak robotu kullanabilirsiniz. Ama benim gibi kol kası yapmak istiyorsanız da bu şekilde işlemlerinize devam edebilirsiniz. Hemen şekeri iyice eriterek yumurtanın sarısını yaparak işlemlerimize devam ediyoruz. Sütümüz bu arada yavaş yavaş olmaya başlıyor. Tam da istemiş olduğum kıvama yavaş yavaş geliyor. Hemen evet, sütüm çok kaynatmadan kenarları böyle yavaş yavaş istemiş olduğum kıvama geldi ve hemen altını kapattım. Burada unumuzu ekliyorum ve aynı zamanda çırpmaya devam ediyorum. Bu kadar unu şu an için yeterli. Hemen birazcık kenarlarından alarak çırpmaya devam ediyorum. Şimdi içerisinde süt de ekleyeceğimiz için şöyle un miktarını arttırabiliriz. Yavaş yavaş ekleyin unu ama. Topak topak olsun istemiyoruz. Kenarlarından alarak içine doğru getirerek karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi bu aşamada süt sıcak. Süt sıcak olduğundan dolayı bütün hepsini içerisinde boşaltırsak burada problemle karşılaşırız. O nedenle buradan bir miktar sütü içerisine alıyorum. Hem karışımımızın derecesini yükseltiyorum. Şöyle karıştırmaya devam ediyorum. Hem de sütün derecesini
düşünüyorum. Benzer eşit bir dereceye gelmesini istiyorum. Bakın kıvamı da bu arada istemiş olduğum hale yavaş yavaş geliyor. Şöyle un miktarını bu sayede arttırabiliriz. İyice karıştırıyoruz. Birazdan tenceremizi alacağız ve kıvamı artana kadar karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif olacak bu. Evet, cömertçe hazırladığımız pastacı kremamıza şöyle ocağımızın altını yakıp kısık ateşle karıştırarak koyuyoruz. Birazdan burada da un ekleyeceğiz ve hepsini iyice karıştırmaya devam edeceğiz. Şöyle. İyice karıştırıyorum. Evet. Son olarak bir miktar daha unumu ekledim. Bu kadar un yeterli olacak. Şimdi iyice unla birlikte tüm malzemeleri karıştırıp pastacı kremamızı oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi buradaki durum şu. Burada karıştırmamız kritik. Şimdi yoğunluğunu arttıracak ve lezzetini de arttıracak tereyağımızı ekliyoruz. Unu erittikten sonra, unu karıştırdıktan sonra tereyağımızı da güzelce ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Evet. Tam da istediğim hali yavaş yavaş almaya başladı. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Buna emin olabilirsiniz. Meyvelerle süslediğimiz zaman da muhteşem bir kahvaltılık pasta ortaya çıkacak. Şimdi evet. Çok güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Tam da istediğim kıvamda. Bunun altını kısalım. Bu arada krep yapma işlemlerine hemen bir yandan başlayalım. Fazla krep yapacağız. Burada yaklaşık 8-10 kat bir krep yapacağız. Ve arasında çikolatayla, meyvelerle besleyeceğiz. Ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak. İnanılmaz lezzetli bir sonuç çıkacak. Aynı anda birkaç şey yapmamız gerekiyor. Bu tarifi denerseniz mutlaka bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Ture Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen yumurtamızı iyice çırpıyorum. Bu arada pastacı kremamızı da ihmal etmememiz lazım. Onu da ara ara karıştırarak topak topak olmaması için güzel güzel karıştırmamız lazım. Bence pastacı kremamız tam da istemiş olduğumuz kıvamda. Ocağın altını kapattım. Karıştırmaya devam ettim. Şu an pastacı kremamız hazır. Pastacı kremamız bir kenarda dursun. Biz krep yapma işlemlerine tüm hızıyla devam edelim. Hemen sütümüzü ekliyorum. Aynı anda da karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine unumuzu ekleyeceğiz. Ve karıştırmaya devam edeceğiz. Krepamızı, hamurumuzu oluşturacağız. Krepin tarifini daha önce size vermiştim. Bunu aslında akıtma, cizleme, farklı farklı isimlerle de nitelendirebilirsiniz. Bu arada tavamızın altı.
tam da istediğim hali aldı. Hemen bir kepçe yardımıyla. İnanılmaz güzel olacak, inanılmaz lezzetli olacak. Böyle kat kat olacak. Üzerine de sonra pastacı kremasını ekleyeceğiz. Gerçekten hani tadına doyamayacağınız bir lezzet olarak nitelendirebiliriz bunu. Ve bütün katları çıkacağız. Bütün katları çıkacağız. En sonunda da üstüne pastacı kreması dökeceğiz. Pastacı kreması dökerken görüşelim. Kreplerimizin hepsini hazırladık, üst üste koyduk. Kahvaltı pastamızın son dokunuşunu hazırlamış olduğumuz muhteşem pasta kremasıyla taçlandırıyoruz. Evet, şu an gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor.